Hepinize hayırlı, uğurlu, sağlıklı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Kilo almadan sağlıklı bir Ramazan nasıl geçirelim? İftarımızı öncelikle suyla başlıyoruz. Önce suyumuzu hazırlıyoruz. Limonlu, maydanozlu, yeşil elmalı, tarçınlı su sizin sindiriminizi kolaylaştıracak, kilo almanızı engelleyecektir. Suyun arkasına iftariyelik 1-2 tane hurma ya da tuzla açabilirsiniz ya da zeytinle açabilirsiniz. Hafif bir çorba, yağsız, salçasız, hafif bir mercimek çorbası ya da sebzeli bir sulu köfte, terbiyeli köfte tarzında çorbalarla iftarınızı açabilirsiniz. Afiyet olsun. Ya da çorbanızı yavaş yavaş içip dinlenebilirsiniz. Arkasına sebzeli salatalar, sebze yemekleri, soğanlı, maydanozlu, limonlu salatalar, turp bağışıklığınızı kuvvetlendirecektir. Fazla tuz kullanmamaya dikkat edin. Çünkü Ramazan boyunca sizi susuzluğa sevk edecektir. Fazla baharatlardan da kaçınmalısınız. Çorbanın arkasına bir balık olabilir, yağsız, hafif kızarmış bir tavuk olabilir, tabii ki varsa, beşamel soslu sebze yemekleri olabilir, sebze graten, kabak graten, brokoli, karnabahar graten olabilir. Az şekerli meyve kompostoları olabilir. Şerbetli tatlılardan kaçınmalısınız. Çok az yiyebilirsiniz. Kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Daha çok sütlü tatlılara, az şekerli sütlü tatlılara yer verebilirsiniz. Yemeklerinizde, salatalarınızda, mutlaka sahurda da dahil bol yeşillik tüketmeniz su ihtiyacını, C vitamini ihtiyacınızı karşılayacaktır. Yine aralarda da bol bol su tüketmeli, bitki çayları, bitki çaylarından kastım asla yeşil çay değil çünkü akşamları yeşil çay içilmez. Kuşburnu olabilir, rezene çayı olabilir, papatya çayı olabilir, ıhlamur olabilir. Bunlar sizi rahatlatacaktır. Uykuya dalmanızı da kolaylaştıracaktır. Ben hamur işi yemeden duramıyorum derseniz akşam çorbanızın arkasına 1-2 dilim fazla yağlı olmayan sebzeli böreklerden ya da gördüğünüz pizzalı türü hamur işlerinden yapıp yiyiniz. Yine şekersiz meyve suları direkt meyvenin buzluğa attıklarınızdan olabilir. Direkt meyvenin kendisi, kompostosu ama az şekerli ya da hiç şekersiz olması tercihiniz olmalıdır. Kayısı özellikle bağırsaklarınızı rahatlatacaktır. Mercimek çorbası salçasız olduğu için bağırsaklarınızı rahatlatacaktır. Lif dostudur. Kuru sebze yemekleri, fazla sarımsaklı olmayan yoğurtlu yemekler, kızartma şeklinde olmayan sosla kavurduğunuz patates kızartmaları ama dediğim gibi kızartma şeklinde değil, bol soslu olarak domatesli tüketebilirsiniz. Her yemeğinizde mutlaka kayısı bulundurmaya özen gösterin. Kayısılı üzüm hoşafı olabilir. Bunlar bağırsak dostudur. Ramazan'da biliyorsunuz herkesin kabızlık sorunu vardır. Buna dikkat etmelisiniz. Turşu. Turşu da size sıcağı için ya tuzunu aldırmanız ya da az tüketmeniz önerilir. Şerbetli tatlılar yerine az şekerli sütlü tatlılar tüketebilirsiniz. Ya da her çeşit meyveden 2-3 dilim elma, 2-3 dilim portakal ya da evinizde hangi meyve varsa kan şekerinizi yükseltmeden tatlı yerine yemeğinizin arkasına yavaş bir şekilde yiyebilirsiniz. Tabii bu arada yine su içiyoruz, bol bol su tüketiyoruz. Çünkü gün boyu vücudumuz susuz kalacağı için
baş ağrısına neden olacaktır. Baş ağrısı da bizim en büyük sorunumuz oruç tutarken. Meyvelerden fazla olmamak şartıyla dengeli bir şekilde tüketebilirsiniz. Yatsı namazını ve teravih namazını kılarken verdiğiniz selamlarda yine yudum yudum içeceğiniz su sizi rahatlatacaktır. Unutmayın, suyu birden içerseniz bu sizi rahatlatmaz. Ama her selam verdiğinizde ya da yarım saatte bir yatana kadar içtiğiniz su sizi gün boyu sahura kadar zinde tutacaktır. Ve akşam yiyerek yatmak yerine mutlaka sahura kalkınız. Sahurda bereket vardır. Hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah oruçlarımızı, hayrınızı kabul etsin inşallah.